Merhaba, hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine 50 tane sınav sorusu çözeceğiz. Dikkatle dinleyin arkadaşlar. Instagram'dan paylaştığım deneme sınavlarında mutlaka çözün. Uygulamayı indirin, oradan mutlaka soru çözün. Animasyon soruları ekledim yeni sorular uygulamaya. Arkadaşlar sizden ricam videoyu beğenmenizdir. Kanalı desteklemek ve beni desteklemek için videoyu beğenirseniz çok çok teşekkür ederim. Epeyce emek harcıyorum. Sınava gireceklere başarılar diliyorum. Başlayalım. Vücutta sıyrık olan yerde ne olur? Sızıntı şeklinde kanama, büyük çaplı kanama, atardamar kanaması, toplar damar kanaması. Sıyrıklar hani bir duvara falan sürtersiniz ya da bir şey böyle sürtünmeye bağlı oluşur. Bu tür yaralar arkadaşlar tabii ki sızıntı şeklinde kanamaya sebep olabilir. Kılcal damar kanaması aslında bu. Büyük çaplı kanama olmaz. Atardamar kanaması biliyorsunuz kalp atımlarıyla uyumlu açık renkli olandı toplar damar kanaması da koyu renkli olan kanamaydı. En tehlikeli kanama atardamar kanamasıdır. Bu arada bunu da unutmayın. Karayollarında taşıtların yan yana gitme sayısı hangisiyle belirtilir? Belirlenir. Yol çizgileri, ışıklı işaret cihazları, trafik polisinin sayısı, karayollardaki taşıt sayısı. Yani şöyle bir yol var. Hemen bu tür sorularda gözünde canlandır. Burada kaç araç bu tarafa doğru gidebileceğini belirten şey nedir bize? 3 mü 2 mi 4 mü? Tabii ki yol çizgileridir. şerit çizgileri deniz mi? Mesela iki tane çizgi varsa 3 araba gider. 3 tane varsa 1, 2, 3, 4 araba gider. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda hangisi yapılır? Camlar açılır, camlar kapatılır, önemsenmez yola devam edilir, lastik hava basıncı kontrol edilir, Trafik kurallarına uyarak durulur kontak kapatılır. Doğru cevabımız nedir? D seçeneği. Sürekli yanık kokusu ya da yakıt kokusu. Bu yanık da olabilir. Aldığımızda ne yapıyoruz? Aracı derhal durdurup kontağı kapatıyoruz. Bakın sürekli yanık kokusu ya da yakıt kokusu aldığımızda. Bir de akü işareti görürsek bir de yağ işareti görürsek. Aracı derhal durdurup kontağı kapatmamız gerekiyor. Araç hareket halindeyken seyir halindeyken. Geçelim bunu da. Üç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır? Şaft, amortisör, vites kutusu, diferansiyel. Geri. Doğru cevabımız C seçeneği. Vites kutusu arkadaşlar. Hani geri vites, ileri vites var ya. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Doğru cevabımız vites kutusu. Diğerler de güç aktarma organı mıdır? Evet bunlar güç aktarma organıdır. Özellikle şaft ve diferansiyel. Diferansiyelin görevi neydi? Aracın virajlarda dönüşünü kolaylaştırmak, dönüşe katkı sağlamak, tekerlerin birbirinden bağımsız hareket etmesini sağlamaktı. Diferansiyel de soruyorlar. Diferansiyel dediğimiz parça zaten arkadaşlar şurada önemli diye göstereyim. Şu iki, arka iki tekerleğin ortasında bulunan parça. Soru işaretiyle sorarlar. Eğer videolar sürekli izliyorsanız ya da bol soru çözüyorsanız karşılaşmışsınızdır zaten bu soruyla Geçelim Monoküler Yani tek gözü gören kişiler aşağıdaki verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisi için başvuru yapabilir Mono demek tek demek arkadaşlar Cevabımız nedir A seçeneği yani B sınıfı sürücü belgesi için başvuru yapabilirler yani otomobil aslında bizim bildiğimiz otomobil diye düşünün aklımıza. İşte şurada yazıyor arkadaşlar. Yani hangisini alabilir gibi şeyler burada monokülerler için bayağı uzun bir açıklama var. Ticari araç kullanamazlar filan diyor. Yine burada gece körlüğü olanlar, renk kör olanlar, işitme cihazı bunların hepsi sınavda soru olarak çıkar. Mesela işitme cihazı o, kullanan araçlar kişiler B ve F'yi alabiliyormuş renk körü olanlar herhangi bir koşulsuz alabiliyormuş. Yani bunlar önemli. Mesela iki ayağı olmayan kişi ehliyet alabilir mi? Alabilir arkadaşlar. Engelli aracı kullanabilir. Sıkıntı yok. Burada arkadaşlar monoküler şey yazılır. Burayı okuyun ya siz baştan sona. Bunlar önemli çünkü. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır? Görselimize bakalım. Cevabımız nedir? Tabii ki 3. Bakın 3 numaralı araç sürücüsü hatalı davranıyor. Sebebi şu. Düz çizgi var 3 numaranın bulunduğu bölgede. Gittiği yola yakın. O zaman düz çizgide sollama yasak. Fakat burada sollama yapmaya çalışıyor. Bir sollama yapabilir mi? Yapar. Çünkü onun bulunduğu bölgede kesikli çizgiler var. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangisinin yakılması zorunludur? Tünele giriyor yeterince aydınlatılmamış. Acil uyarı ışıklarının, uzağa gösteren ışıkların, park ışıklarının, sis ışıklarının. Cevap nedir? B seçeneği aydınlatma yetersizse uzak, yeterliyse yakını gösteren ışık. Işıkların kullanımı şunlar. Uzun farlar zaten karayollarının aydınlatma yetersiz olduğu kısımlarında kullanılıyor. Daha çok şehirler arası yollarda. Yine orada da aydınlatma yeterliyse kullanamazsınız. Yine tünellerde aydınlatma yeterliyse kullanmayacaksınız. Yetersizse kullanacaksınız. Kısa farlarda yine arkadaşlar şehir işlerinde kullanabilirsiniz. Ya da görüş azaltan sis, yağışlı benzeri havalarda da şehir içinde bunu kullanabilirsiniz kısa farları. Unutmayın. Burada başka söyleyecek ha şu var. Gösterge panel işaretinde bu şekilde yanar far ışığı. Eğer bunu sorarsa da bu uzun farları gösteren bir ışıktır. Daha iyi direksiyon hakimiyeti sağlamak için araç kullanırken direksiyon tutma pozisyonu saat rakamlarına göre nasıl olmalıdır? 9-15, 9-20, 10-15, 10-20. Cevabımız nedir? En iyi direksiyon pozisyonu 9-15'tir arkadaşlar. İdeal pozisyon şudur. Bakın fotoğraflarını göstereceğim. Bazen fotoğraf şeklinde de sorabilir. İşte saat gibi gözünde canlandırırsan şurası 9, şurası 15'te. En ideal direksiyon tutma pozisyonu budur. Şu şekilde de sorabilir. Doğru direksiyon tutuşu hangisidirdir? O zaman cevap ne olur? Mesela 3 olur. 9 15 ideal. Otomatik vitesli araçlardaki vitesteki ne harfi neyi gösterir? Aracın ileri hareket edeceğini, aracın geri hareket edeceğini, vitesin boşta olduğunu, park halinde olduğunu. N harfi cevap C seçeneği vites boşta demektir. Şurada aracın vitesleri var. Arkadaşlar bu vites bazılarında düğme şeklinde falan oluyor son zamanlarda. Fakat mantık aynıdır. P park, R geri, D sürüş ileri. Şunlar bazılarında oluyor bazılarında olmuyor. N'de boş. Bakın bunlar önemli. Bak dört tanesi önemli. P park. R geri, D ileri sürüş. N'de boş. Verilenler için hangisi söylenebilir? Kazazeden dolaşımı değerlendirilirken 1. Bebeklerde kol atar damarından 2. Çocuk ve yetişkinlerde şah damardan nabız alınır. Hangileri doğru hangileri yanlış şeklinde bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar bebeklerde kol atar damarından doğru. Çocuk ve yetişkinlerde şah bu da doğru. O halde doğru cevabımız C seçeneği. Unutmayın. Geçelim. Hatta şuraya bir bakalım. Bu çıkıyor geçmeden önce. İşte arkadaşlar. Çocuk ve yetişkinlerde şah damar. Bebeklerde kol atar Unutmayın. Şurası bebeklerde. Yetişkinlerde ve çocuklarda buralar. Bu ilk yardımın ABC'si içerisinde dolaşımın değerlendirilmesi basamağında bunu işledik. Yine işleriz. Nabız kontrolü 5 saniye yapılıyor. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirme aşamalarından olan görüşerek bilgi edinme basamağında yer alır? Şıklarımız solunum sayısının değerlendirilmesi, hoşgörülü ve nazik davranılması, bilinç düzeyinin kontrol edilmesi, cilt renginin değerlendirilmesi. Doğru cevabımız görüşerek Solunum sayısını görüşerek anlayabilir misiniz? Hayır. Zaten bunlar ilk değerlendirme aşaması. Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi bu ilk değerlendirme aşaması. Cilt renginin değerlendirilmesi ikinci değil, bu da birinci değerlendirme aşaması. Burada zaten görüşerek dediği için hoşgörülü ve nazik davranmak önemlidir. İkinci değerlendirmenin aşamasındandır. Şimdi zaten arkadaşlar bilinç kontrolü nasıl yapılır? Yetişkinlerde omzuna dokunarak, çocuk ve yetişkinlerde iyi misiniz diye soruluyor. Cilt rengini değerlendirilmesi say solunum sayısı da zaten arkadaşlar bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye kontrol ediliyor. Bunlar da yine sınav sorusu olduğu için bilgi vermek istedim. Geçelim. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken hangisidir? İlk olarak diyor. Hastanın ayaklarının yükseltilmesi, suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi, ağız için temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması, Solunumu uyarmak için göğüs bölgesinde yumruk atılması. Doğru cevabımız. Arkadaşlar solunum yapmadan önce yaralının ya da ilgili kişinin ağız içini temizleyeceğiz. Yabancı isim varsa çıkartacağız. Yani herhangi bir kırık ve benzeri durum ya da kanama varsa onları bir temizleyeceğiz. Ondan sonra hava yolu açıklığını sağladıktan sonra suni solunum yapıyoruz. Yani yaralının ağzında bir şey vardır. Siz suni solunum yaparsınız. O daha çok boğazına kaçabilir. Onun için önce ağzın temiz olduğundan emin olmak gerekiyor. Geçelim. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır? Boş, birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites. Cevabımız çok basit. Arkadaşlar siz de sürücü Öğreneceksiniz bilmiyorsanız da araç boşta çalıştırılır. Boş vitesteyken. Geçelim. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Sağa yanaş, yavaşla, hızlan, dur. İşaretimiz bu. Ehliyet sınavında mutlaka bu polis, trafik polisinin işaretlerinden çıkıyor genelde bir tane soru. Onun için bu işaretleri iyice öğrenin. Cevabımız burada hızlan işaretini taşıyor. Şu yaptığı işaret. Geçelim bunu da. Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenmenin oluşması hangisine sebep olabilir? Motorun fazla ısınmasına, motor gücünün artmasına, fren hidroliğinin azalmasına, bijon somunlarının gevşemesine. Arkadaşlar su kanallarında paslanma ve kireç olursa ne olur? Özellikle kireç paslanma olduğu zaman tabii ki motor fazla ısınır. Neden arkadaşlar? Çünkü mesela kireçlendiği zaman Suyun devri daimi zorlaşacaktır Çünkü motor soğutma sistemi biliyorsunuz Sürekli radyatöre su gönderiyor sistem Dolaşıyor böyle pervanenin önünden geçiyor Orada soğuyor eğer e, tabii ki burada paslanma korozyon kireç olursa Dolaşım yavaşlayacağı için motor fazla ısınır Burada da var arkadaşlar yazdık zaten önemli birkaç hatırlatmayı yazdım neymiş mesela Yani soğutma suyu günlük kontrol edilmelidir. Silindir kapağı çıkışında da termostat. Motorda termostat yoksa ya da çıkarılmışsa geçiş sınır Ilık kireçsiz saf su yavaşça pedeklerin üzerine gelinceye konulur. Yani bunlar arkadaşlar çıkıyor zaman zaman okuyun. Geçelim. İşaret levhalarına yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında yerleşim birimleri içinde nokta nokta metre ve yerleşim birimleri dışında nokta nokta metre mesafede duraklamak yasaktır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir? 1500, 120, 150, 30, 200, 40, 250 levhalara diyor. Cevabımız tabii ki A seçeneği. Trafik işaret levhalarına şehir içinde 15 şehirler arası yerleşim biriminde 100 metre mesafe bırakmalıyız. Bu levhalarla ilgili mesafeler unutmayın çıkıyor sınavda. Özellikle duraklar onu soruyor anlattık yine. Durma duraklama park etmeden de bahsedelim. Hazır şurada şu duraklama kelimesini görmüşken. Durma dediğinde mecburi şeyler yani kırmızı ışıkta durma polisin işaretinde durma. Durmada mecburiyet vardır. Zorunlu olarak duracaksın. Duraklamada biraz daha keyfiyet vardır. Nedir markete gideceksin yolcu indirip bindireceksin. Bunlar keyfiyet bunlara duraklama diyoruz park etmede durma duraklama dışında kalan 5 dakikadan uzun süreli durumlara park etme diyoruz. Bunu da unutmayın. Bakın durmada mecburiyet, duraklamada keyfiyet. Geçelim. Evet, ehliyet sınavında soru olarak gelen güzel sorulardan bir tanesi de bu. Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altında tutan sistem parçasıdır? Karbüratör, regülatör, marş motoru, sigorta. Bu çünkü karıştırıyor çoğu arkadaşınız. Cevabımız nedir değerli arkadaşlar? Zaten bu soruda aslında bir de bilgi öğrenmiş oluyoruz. Biz neymiş? Alternatör elektrik üretiyormuş. Ne zaman? Araç çalışırken. Araç çalışmazken araç elektriğini aküden karşılıyordu. Araç çalışmaya başladıktan sonra alternatör hem aküyü şarj ediyor hem aracın elektriğini karşılıyor. Okey burada karıştıracağınız sigorta ile karıştırabilirsiniz bunu fakat cevabımız sigorta değil regülatör arkadaşlar regüle etmek ayarlamak demek bu regüle kelimesi. Şimdi sigorta ne işe yarıyordu? Aracı yüksek elektrik dalgalarından korumaktı bunun görevi. Yani şöyle bir şey söyleyeyim yangın tehlikesine karşı aracı korumak. Yani şase yaptığında araç şase yaptığında herhangi bir temassızlık olduğunda kablolar birbirine bir şey olduğunda yangın çıkmasını önlüyor sigorta. Evlerde de bu görevi yapıyor. Regülatör dediğimiz parçada arkadaşlar evlerde de bazı var eski özellikle şeylerde. Regülatör eve giren elektriğin voltajını hani hep söylüyoruz ya yüksek voltaj geldi işte beyaz eşyalar yandı filan. İşte onların çoğunda aslında regülatör var artık yeni nesil cihazlarda. Yani şiddetini ayarlıyor. Çok voltaj yüksek gelirse onu engelliyor. Yine karbüratör Yakıt hava karışımını alıyor silindire Ona da değinelim marş motoru zaten biliyorsunuz Sigortayı da anlattık regülatörde Buradaki sorumuzun cevabı Geçelim İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak Hangisi yanlıştır A atar damarlar kanı kalpten dokulara taşır B toplar damarlar kanı kalpten vücuda taşır C kılcal damarlarda kan basıncı diğer damarlardakinden azdır B atar damardaki kan basıncı toplar damardakinden fazladır. Arkadaşlar cevabımız cevabımız B seçeneği arkadaşlar yanlış olan bilgi bu toplar damar kanı kalpten vücuda taşımaz vücuttan kalbe taşır tam tersi atar damar ne yapıyor kalpten vücuda taşır atar kalp attıkça vücuda pompalıyor kanı. Toplar damar da zaten adı üstünde topluyor o kanı. Nereye topluyor? Kalbe topluyor. Yani bu B seçeneğindekinin tam tersi olması lazım cevabımız. Şimdi bu kanamalarla ilgili mesela şu da doğru. Bunu bilmeniz iyi. Mesela kılcal damardaki kan basıncı azdır. Kabarcık şeklindeki kanamalardır. Atar damardaki kan basıncı toplar damardakinden fazladır. Evet arkadaşlar atar damar kanamaları açık renklidir ve fazladır kan rengi. Şimdi hem bunu resimli bakalım hem de kısa açıklamalarına bakalım. Çıkıyor çünkü. Bakın atar damar, toplar damar, kılcal damar. Kılcal damar zaten geçelim çünkü o çok basit bir şekilde. Hayati tehlikesi yoktur. Kıl inceliğinde bir kanamadır. Şimdi burada karıştırmamamız gereken nedir? Atar damarla toplar damar. Atar damar kalp atımlarıyla uyumlu arkadaşlar. Kalp attıkça vücuda pompalanır. Rengi açık. Fotoğrafını da unutmayın. Bazen fotoğrafını da soruyorlar. Toplar damarda da rengi kırmızı, koyu kırmızı. Burada atar damarda kısa sürede çok fazla kan kaybı olur. Çok tehlikeli bir kanama çeşididir. Unutmayın. Geçelim. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yüklü ağırlığı veya yolcu hizmeti sayısı. Dingil ağırlığı, yüklü ağırlık, taşıma sınırı gabari. Burada iki şık arasında kalırsınız. Taşıma sınırıyla gabari muhtemelen. Cevap tabii ki taşıma sınırı. Bakalım bunlar nasıl ayırt edeceğiz? Bakın, gabari dediğimiz yüklü veya yüksüz olarak güvenli serinin temin amacıyla şurası önemli. Uzunluk, genişlik, yükseklik. Taşıma sınırı dediğimizde ne? Yük ağırlığı. Bakın. Ve yolcu sayısı. Tekrar okuyun, aklınızda mutlaka kalır. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan, özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? Yağdanlık, yağ filtresi, yağ çubuğu, yağ pompası. Cevap yağ çubuğu. Burada aracın yağ seviyesini ölçmeye yarayan par ürünümüz, parçamız yağ çubuğudur. Şu da fotoğrafıdır arkadaşlar işte şu. Şu yağ çubuğu dediğim şey aracın yağ seviyesini ölçer. Yine yağlama sistemi ile ilgili bu yağ gösterge panel işaretidir. Bu yağ, yakıt filtresidir, yağ filtresidir pardon. Bununla ilgili yağlama sisteminde işte yağlama sisteminin görevi sürtünmeyi azaltmak, aşınmayı önlemek. Bunlar yağlama sisteminin görevidir. Yağı nasıl ölçüyoruz? Aracı düz bir zemine yerleştirip o şekilde ölçüyoruz. Unutmayın o da çıkıyor bazen. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir. Cevabımız nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz dizel araçlarda da buji var. Fakat onlar ön ısıtma bujisi. Motora alınan hava filtresinden gelen havayı ısıtıyor. Isınan hava üzerine de motorun püskürtülerek yanma gerçekleşiyor. Benzinli araçlarda buji ile gerçekleşiyor bu yanma. Ön ısıtma bujileri arkadaşlar budur. Boynuza benzer. Koç boynuzu gibidir. Aklınızda o şekilde kalsın. Ya yani bunlar ışıklarla alakalı. Şu arka cam rezidansı ile alakalı. Bu ön ısıtma bujiler sadece dizel araçlarda bulunur. Unutmayın. Geçelim. Yukarıdaki taşlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir? Motorsiklet, motorlu, elektrikli bisiklet, lastik tekerlekli traktör, 3 tekerlekli yük motorsikleti. Motorsikletlerde, elektrikli bisikletlerde zorunludur. Traktörde zaten kask yok arkadaşlar. 3 olanı elersen zaten Cevap A çıkar. Bazen böyle eleme yöntemi yapın. Mesela 3'ün olmadığını kesin biliyoruz. Ama şunun olup olmadığını emin değiliz. O zaman 3 olanı eleyelim. Bakın şıklarda cevap A kalıyor. Lastik tabanlığının yasal dış derinliği minimum ne kadardır? 3, 1.6, 2, 2.6. Cevabımız nedir? B seçeneği arkadaşlar. 1.6 mm'in altında olmaması gerekiyor yasal diş derinliği. Şurada bakalım nasıl ölçülüyor bu. İşte bunu zaten Türk Türk'te ölçüyorlar arkadaşlar. Lastiğiniz kötü olursa, lastik durumunuz kötü olursa ağır kusurlu olursunuz. Muayeneyi geçemezsiniz. Şu şekilde bir cihazı var. Ya da halk arasında da böyle ölçülüyor bazen işte bu parayla filan minim. Diş derinliğinden kasıt bu işte. Şu parayı buraya koymuş ya şu içinde kalan gömülü kısım. Unutmayın bunu. Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Yukarıdaki verilenlere bakalım. Ani duruş hızlanmalardan kaçınılması, tavsiye edilen tip ebatlarda lastik kullanılması, araçta yapılan gerekli bakım ayarlarının zamanında yapılması. Buradakilerin hepsi olumlu şeyler, güzel şeyler. Çevre kirliliğinin artması beklenir mi güzel şeyler sonucu? Hayır. Sürüş konforunun azalması beklenir mi? Hayır. Bunları yaparsanız artar sürüş konforunuz. Trafik yoğunluğunun artması beklenir mi? Hayır. Cevap D seçeneği aracınız daha az yakıt tüketir. Zaten ani duruş kalkışlardan bile kaçınsanız yakıta faydası vardır. Yine ebatlar, lastik ebatlar yakıt etkiler. Yine bakımların zamanında yapılması özellikle buji bakımlarının. Çünkü buji bakım buji ve buji kablolarını değiştirirseniz aracın yakıtı olumlu yönde etkileniyor. Yani azalıyor. Buji ve buji kabloları değiştirildiği zaman araç daha az yakıt tüketir. Bilmeniz gerekiyor. Bunu da geçelim. Şoka girmiş bir de kanın beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama hangisidir? Aslında şokun tanımını yapmış. Baş, boyun, gövde eksenin korunması. Kazazeden gömlek yakasının ve kemerlerinin gevşetilmesi. Sırt üstü yatırılarak ayakların 30 santim kadar yükseltilmesi. Başın yana çevrilerek çenenin göğüsten uzaklaştırılması. Şoka girmiş kişiye ne yapıyormuşuz? Beyin ve hayati organlara kan taşımak amacıyla ne yapıyoruz biz? Ayakları 30 santim kaldırıyoruz. Ayaktaki kanı beyine ve hayati organlara yönlendiriyoruz. Bakın şokun tanımı buydu. Unutmayın bazen de fotoğrafını verip pozisyonun hangisi pozisyon olduğunu soruyor. Bu sorumuz animasyonla ehliyet sınav sorusudur. Bakalım sorumuzu okuyalım. Videodaki kazayla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? A. Yaya hatalıdır. Türkiye'de otomobilin durmayacağını bilmeliydi. B. Belediye hatalıdır. Yaya geçidi belirgin değildir. C. Mavi otomobil sürücüsü %100 hatalıdır. D. Otomobil sürücüsü hatalıdır. Beyaz otomobil. Arkadaşlar videoyu izliyorsunuz. Tekrar tekrar başa alıp döndürüyorum ben. Gördüğünüz üzere videoyu izlediğimizde bir yaya geçidinden geçen beyaz gömlekli bir yayamız var. Mavi araç gelip yayaya çarpıyor. Burada suç kimin? Tabii ki kesinlikle mavi için. Yani cevabımız C seçeneği. Mavi otomobil sürücüsü %100 hatalıdır. E hocam yayanın hiç suçu yok mu diyenler var. Bu soruyu daha önce sordum. Arkadaşlar yaya geçidinde mutlaka yol hakkı yayandadır kesinlikle. Zaten arkadan gelen beyaz otomobil durmuş. Onda hiçbir şekilde suç yok. Cevabımız C seçeneği yaya geçitlerinde okul geçitlerinde kesinlikle öncelik yayanın ya da öğrencilerindir. Bunu unutmayın. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden değildir? Konuşabilmesi, renginin morarması, nefes almasının durması, acı çekip ellerini boynuna götürmesi. Renk morarması tam tıkanmadır. Nefes almasının durması tam tıkanmadır. Acı çekip ellerini boynuna götürme tam tıkanmadır. Konuşabilmesi tam tıkanma değil, kısmi tıkanma göstergesidir. Eğer kişi konuşuyorsa kısmi tıkanmıştır. Cevap A seçeneği. Hemen şurada gösterelim hızlıca üzerinde durmayacağım. Tam tıkanma kısmi. İşte kısmi tıkanmada öksürür, nefes alır, konuşabilir. Tam tıkanmada nefes alamaz, acı çeker, konuşamaz, rengi morarır. Tam tıkanma da hemlik, kısmi tıkanma da öksürme. Bunlar önemli. Geçelim. Yetişkinlerde ve bebeklerde yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde olmalıdır. Yetişkin ve bebek. Karıştırmayın çocukla. Şıklarımıza bakalım. Doğru cevabımız. Evet cevabımız C seçeneği 5 ve 4. Arkadaşlar yetişkinlerde 5 çocuk bebeklerde 4. Çocuk olsaydı bırak o zaman yine 5 olurdu arkadaşlar. Yetişkin ve çocuklarda 5, bebeklerde 4. Hatta bunun bir tablosu var, onu vereyim ben size. İşte şurası. Bu tablo çok altın değerinde bir tablo, çok özel bir tablo. Bakın arkadaşlar, yetişkinlerde 12-20, çocuklarda 16-22. Özellikle şu yetişkinlerdeki solunum çıkıyor. Yine bilinç kontrolü çıkıyor. Ben en çok çıkanlar işaretleyeyim fakat siz diğerlerine de bakın. Bak dinle hisset çıkıyor. 5 santim. Bakın bebeklerde 4 santim. Şu bas oranı çıkıyor. 30'a 2 çıkıyor. 100 bası çıkıyor. Buradaki işaretlediklerim kesin çıkma ihtimali yüksek. Fakat diğerlerine de yani şu bir saniye falan bunlara da bakmanızda fayda var. Çıkabilir. Bu zamana kadar çıkmadı ama çıkabilir. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir? Saç dökülmesi, bedensel aktivitede artma, Ağızdan köpüklü kan gelmesi, yaralanan bölgesinin alt tarafında felç. Omurga yaralanmaları arkadaşlar biliyorsunuz omurga yaralanmaları, omurilik yaralanmaları, baş yaralanmaları felce sebep olabilir. Onun için doğru cevabımız burada D seçeneğidir. Kişinin felç olmaması için ne yapıyoruz? Mümkün mertebe az hareket ettiriyoruz. Araçtan çıkartırken mesela Rentek yöntemini kullanıyoruz. Mümkün mertebe boynunu eğer boynunda bir sıkıntı varsa hareket ettirmiyoruz. Yani sabitleme, rentek manevrası. Bunların amacı omurga, omurilik, omurga zarar görmesin. Zarar görse çünkü felç olur. Geçelim. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Damarlar kanı kalpten dokuya taşır. B. Damarlar kanı kalpten vücuda taşır. C. Kılcal damardaki kan basıncı diğer damardakilerden azdır. D. Atar damardaki kan basıncı toplar damardakinden fazladır. Yanlış diyor. Kan dolaşımını bir özetlemiş olacağız burada. Cevabımız B. Kanı kalpten vücuda taşır diyor. Bakın arkadaşlar kalpten vücuda taşımaz. O atar damarın görevi kalpten vücuda göndermek atar damarın görevi. Şurada bak yazıyor. Kalpten dokulara, vücuda. Bu toplar damar ne? Vücuttan kalbe topluyor. Adı üstünde topluyor kanı geri. Vücuda giden kanı topluyor. Unutmayın. Atardamar kalp attıkça kanı vücuda pompalıyor. Toplar damar da bunu topluyor. Adı üstünde toplar. Bak mantıken bile çözersin. Bu yanlış. A doğru. C ne? Kılcal damar kan basıncı diğerlerine göre azdır. Evet kılcal damarlar İncedir, kıl inceliğindedir. Kanama tehlikesi de çok azdır. Çok fazla kanar ama yaşamsal fonksiyonlar etkilemez. damardaki kan basıncı toplardamardakinden fazladır. Evet arkadaşlar, atardamar basınçla gönderiyor vücuda. Toplardamar böyle daha yavaş topluyor. Cevabımız B seçeneği. Bunu unutmayın. Güzel bir soru. Geçelim. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü hangisini yapması yanlıştır? Şu kısımlar iyi okuyun sınavda özellikle doğrudur, yanlıştır. Hızını arttırması, hızını azaltması, duraklama yapmaması, takip mesafesini arttırması. Bu işaretimiz kayalık alanlardan ya da heyelan riskinin olduğu alanlardan geçerken oluyor. Yani yukarıdan bir şey düşebilir diyor. Bu durumda hangisini yapmamız yanlış olur? A seçeneği hızımızı arttırmamız yanlış olur. Geçelim Numaralandırılmış ifadelerden hangilerinin yapılması yakıt tüketiminin artmasına sebep olur Bir mümkün olduğunca az fren yapmak 2 vitese göre daha düşük devirde araç kullanmak 3 araç ilk çalıştığında Motora tam güç vermek 4 vitese göre yüksek devirde araç kullanmak Bir defa devir Yüksek ya da Düşük olduğu zaman yakıt tüketimi artar yani ideal devirde kullanmalısın. Ne yüksek ne küçük. Düşük devirde kullanırsan da yakıt tüketimin artar. Yüksek devirde kullanırsan da. O zaman bu yakıt tüketimini arttırır. 3. Motora tam güç vermek. Yakıt tüketimini arttırmak. Bu da yüksek devir. Az öncekinin tam tersi. Hem düşük hem yüksek ikisi de tüketimi arttırıyor. İdeal olan da kullanacaksın. Cevabımız nedir? Fren alakası yok. D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içerisinde yer almaz? A) Kazaya karışan araçtan hasar durumlarının tespit edilmesi. B) Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması. C) Olay yerinde temel yaşam desteği yapılması. D) Sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Evet, cevabımız nedir? Tabii ki bu sorumuzda cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar, hayat kurtarma zincirinde ya da ilk yardımın hiçbir yerinde hasar tespiti yoktur arkadaşlar. Hayat kurtarma zincirini kısaca hatırlayalım. 4 basamaktan oluşan bir birincisi sağlık kuruluşuna haber veriyor. İkincisi olay yerinde temel yaşam desteğini uyguluyor. Bakın temel yaşam desteği sağlık kuruluşuna haber verilmesi hatta sırala yazalım buraya. 2 3 ambulans ekiplerince müdahale yapılması. 3 Dördüncü de hastanede acil müdahale yapılması. O burada yok zaten. Onun yerine A'yı yazmışlar. A da yanlış arkadaşlar. Hasar tespit durumları, hayat kurtarma da yok. Geçelim. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Geçme yaparken sinyal verilmesi, yaya yolunda sürülmesi, tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi, gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. Şimdi motosiklet bisiklet. Motorlu bisiklet, pardon. Bunların hepsini motorlu araçlar. Yani bunlar yaya yolunda araç süremez. Bizim ülkede pek uyulmuyor. Umarım bir gün uyulur bu krala. Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan trafiğin yavaşlaması talimatını içerir. Görevlinin işaretlerine bakalım. Bakın aslında böyle gözünüzde canlandırırsanız siz de yolda filan ya da bir arabayı filan durdurmak istediğinizde bu hareketi yaptığınızı istemsizce bu hareketi yaptığınızı fark edeceksiniz kendinizde. Cevap A seçeneği. Şimdi burada birkaç tane polis işaretlerini göstereyim. Şimdi burada tek tek şurada göstereyim. Arkadaşlar bu işaretlerin hepsi çıkma ihtimali var. Özellikle burada dikkat etmeniz gereken bir iki husus daha var. Onlardan da bahsedeyim. Buranın fotoğrafını alın. Bu zaten ezber. Şurası. Bakın, bize sorduğu neydi? Trafiği yavaşlatmayı soruyordu bu işte. Burada bir husus var, özel bir husus. Onu da sorabilirler. Trafik polisinin veya görevlinin dur işareti vermesi durumunda serbest olan diğer eliyle düdüğünü uzun ve güçlü, kesiksiz çalması dur anlamına gelir. Sınav sorusu. Yine arkadaşlar hızlan işareti vermesi durumunda serbest olan diğer eliyle düdüğünü kısa kısa, uzun süreli güçlü çalması hızlan. Bu önemli bakın. Düdük, düdük önemli. Bunda soruyorlar sınavda Şunun da fotoğrafını alın bu düdük meselesinde fotoğrafını alın o da çıkar Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse hangisinin arızalı olduğu düşünülür Fan müşürünün termostatın fan sigortasının klima kompresörünün Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu sıcak değilse Şimdi burada sorumuzun cevabı B seçeneği termostat Termostat dediğimiz şey şöyle bir şey arkadaşlar aklınızda şu şekilde kalsın. Evlerimizde termoslar var hani sıcak çay koyup pikniğe falan götürüyoruz. Onun görevi nedir? İçerisindeki suyu sabit sıcaklıkta tutmak. Sıcak bir şey koyuyorsak soğumasını engelliyor. Soğuk bir şey koyuyorsak da ısınmasını engelliyor. Burada da termostat aynı görevi görüyor. İsmi de zaten aynı. Yani aracın ısısını ayarlıyor. Sabit bir derecede. Yani araç için en iyi ısı neyse o ısıya göre aracın çalışmasını sağlıyor. Çok soğuk olursa soğuk, ısıtıyor, çok sıcak olursa soğutuyor gibi düşünün. Eğer bu şekilde çok sıcak değilse hararet yaptığı halde termostat arızalıdır. Geçelim. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir? İnceleyelim görselimizde 4 tane şıklarımızın araç hareket halindeyken seyir halindeyken tabii ki A seçeneği akü lambasıdır bu arkadaşlar şarj lambasıdır. Eğer araç hareket halindeyken bu yanarsa aracı derhal durdurup kontağı kapatmamız gerekiyor. Derhal durup kontağı kapatmamız gereken 3-4 fonksiyon ya da 3-4 durum daha var. Onlar da şunlar. Bu yanarsa 1, bu yanarsa 2, bir de bu yanarsa. Bu nedir? Yağ lambası, akü lambası, şarj. Bu yağ lambası, bu hararet lambası. Bunlar yanarsa araç hareket halindeyken aracı derhal durdurup kontağı kapatıyoruz. Bir de ne zaman yakıt kokusu alındığında, yanık kokusu alındığında yine bu 5 durumda kontağı derhal kapatmamız gerekiyor. Önemli arızalar bunlar çünkü önemli arızalara sebep olabilir. Geçelim. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durdurulması, durulması gerektiğini bildirir. Evet arkadaşlar, basit bir soru. Çok da çıkıyor bu soru. Bakın cevabımız tabii ki hepinizin de tahmin ettiği üzere A seçeneği diyenler doğru yanıtladı arkadaşlar. Eğer fren akü lambası yanarsa derhal durdurup kontağı kapatıyoruz. Birkaç lambamız ve durumumuz daha var bununla ilgili arkadaşlar. Bakın lamba yanarsa, bu lamba yanarsa, yağ lambası, bir de hararet lambası yanarsa. Bakın şu harareti görüyor musunuz? Bir de yakıt kokusu alırsan, yanık kokusu alırsan araçta derhal durup kontağı kapatacaksın. Geçelim bu soruyu da. Aşağıdakilerden hangisi aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır? Buji, ampul, sigorta, enjektör, elektrik sistemi. Doğru cevap nedir? C seçeneği. Kısa devre. Bakın anahtar kelimemiz şu. Elektrik sistemi kısa devre evlerde de aynıdır Elektrik sistemi kısa devre oluşmasını Önleyen sistemde sigortalardır Şimdi sigortalarla ilgili da ayrıca bilmenizde fayda var Ehliyet sınav sorusu olarak geliyor karşımıza sigorta konusu Sigorta budur arkadaşlar Sigortalardan biri yandığında ya da sigortalardan biri bozulduğunda ne olur Aynı amperde yenisiyle değiştirmek gerekir Eğer aynı amperde değiştirmezsek yenisiyle yani farklı bir amper sigorta takarsak elektrik tesisatının yanmasına sebep oluruz. Unutmayın. Bu da önemli bir bilgi. Geçelim. Yine bir lefa sorusu. Güzel lefa sorular çıkıyor arkadaşlar her sınavda 3 dört tane. Onun için en çok çıkanlar da ben anlatıyorum burada zaman zaman. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir? Bu yasaklama sonu. Bu düşük banket. Şimdi bu B seçeneği yasaklama belirtir. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili şuna bakalım. Şurası önemli. Bu taşıt giremez taşıt trafiğine kapalı yol, motosiklet hariç motor taşıt trafiğine kapalı yol. Onu geçelim de şurası önemli. Bakın arkadaşlar. Üçgen şeklindeki levhalar yani şu levhalar tehlike ve uyarı amaçlıdır. Yuvarlak levhalar Daire şeklindeki levhalar düzenleme amaçlıdır. Trafiği düzenler. Kare şeklindeki levhalar bilgilendirme amaçlıdır. Bu da önemli bir ipucu. Bunu mutlaka aklınızda tutun. Telefonunuzda da fotoğrafını çekin. Yani en azından soruyu buradan bile çıkartabilirsiniz bazı sorularda. Geçelim. Hangi tehlikelere karşı karşılaşacağınızı düşünmelisiniz. Bakın normalde size yeşil ışık yanıyor. Sürücüsünüz. Fakat burada çocuklar var. Yeşil sizin olsa, çocukların hakkı olmasa bile yol ne yapacaksın? Çocuklar her zaman çıkabilir. Çocuklar yol zamanında terk etmez. Evet, terk etmeyebilir. Bazı çocuklar yeniden geri dönebilir. Evet. Bütün çocuklar yaya yolunda bekler. Hayır. Arkadaşlar cevap nedir? C seçeneği. 1 ve 2. Yani çocuklardan ışık bana yanıyor, yol hakkı benim gibi bir davranış beklemeyin. Yeşil bile yansa. Dediğim gibi çocuklar geri dönebilir. Bazı ortaya gelir geri döner. Bazı kırmızı yansa da devam eder. Onun için çocuk olduğu zaman çok çok dikkatli oluyoruz. Akünün artı kutup başı eksi kutup başına göre nasıldır? Uzun, daha ince, daha kalın, daha kısa. Artı eksiye göre nasıldır arkadaşlar? Daha kalındır. Cevap C seçeneği. Akü ile ilgili şunları da bilin. Bakın ateşleme sistemi mesela burada 12 voltun 15-20 bin voltuna endüksiyon bobine aracılığıyla çıkartıldığı bujiler arasıyla ateşleme olduğu aracılığıyla yine akünün genel şeyleri burada var bilmeniz gereken özellikler bakın burada ne yazıyor daha kalın daha ince sorumuz buydu zaten geçelim Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Yaşam bulguları, yaralının durumunun değerlendirilmesi, evet. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek içecek verilmesi asla. İlk yardımda arkadaşlar hiçbir yerinde neredeyse yiyecek içecek verilmez. Çok istisnai durumlar dışında. Yine göğüsten saplanmış cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafı temiz bir bezle desteklenerek sabitlemek. Bu da doğru. Yanlış olan ne? Pardon. Ha bu da doğru. 1 ve 3. B seçeneği. Yani iki yanlış. Doğruları soruyor bize 1 ve 3 doğru. Şimdi burada göstereyim hatta delici göğüs yaralanması. Bir de bunun pozisyonu var. O da şu. Delici göğüs yaralanması olan kişiye bu pozisyonu veriyoruz. Bazen bu fotoğrafı koyup onu da soruyor. İşte arkadaşlar burada bilinç kontrolü yapılır. Yara üzeri kapatılır. Yiyecek içecek verilmez bakın gördüğünüz gibi. Yaşam bulgular kontrol edilir. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi şoka girmiş kazazede de görülecek belirtilerden değildir? Şok belirtilerinden değildir. Kan basıncında yükselme, bilinç seviyesinde azalma, hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik. Doğru cevap A seçeneği. Kan basıncında yükselme olmaz. Bilakis azalır. Şok zaten kan basıncının Düşmesi kanlama yapılamaması durumudur İşte şok dediğimiz şey budur pozisyonu budur sorarlar sınavda Bu 30 santimi sorarlar şokun belirtilerini sorarlar ee, Ayakları niye böyle yukarıya kaldırıyoruz diye sorarlar sebebi de Yaşamsal organlara kan göndermek yani şu kalp ve baş bölgesindeki organlar yaşamsal organ Ayağa kaldırarak ayaktaki kanı buraya gönderiyoruz Geçelim Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden biri değildir? Bulantı ve kusma olması, reflekslerin güçlü olması, derinin soğuk ve nemli olması, kulak veya ağızdan kan gelmesi. İç kanama belirtileri. Cevabımız nedir? B seçeneği. İç kanama geçiren kişinin refleksleri güçlü olur mu? Hayır, aksine zayıf olur. Değildir arıyoruz. Bulantı ve kusma olur iç kanamada. Derinin soğuk ve nemli olması olur kulak veya ağızdan kan gelmesi olur. İç kanama neydi? Kanamanın vücudun içine aktığı kanamalardır. Kanın. Dış kanama neydi? Kan vücudun dışına akıyor. Yani yine e, atardamar, atar damar, toplar damar, tılcal damar olarak kanamalar ayrılıyor kendi arasında. Onlar detaylandırırız yine. Daha önce de detaylandırırım. Dırdık yani daha önce de detaylandırdık. Atardamar kanaması nedir? Toplardamar kanaması nedir? İleride bunlar da işleriz. Fakat burada en azından İç kanama, dış kanama bunları bildiğiniz, bilmeniz gerekiyor. Geçelim. Turnike uygulamasında ilk 1 saat içinde kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir? 1-2 dakika, 5-10 dakika, 15-20 dakika, 30-40 dakika. Turnikeden bahsedelim burada. Cevabımız nedir arkadaşlar? C seçeneği. 15-20 dakikada bir turnikeyi gevşetmelisiniz. Şimdi gelelim turnikeye. Turnike nedir arkadaşlar? Önce ona bakalım. Ne diyor? Diğer kanama durdurma yöntemlerinin sonuç alınamadığında. Yani hani sargı, bastırma, baskı uygulama gibi durumlarda sonuç alınamazsa uygulayacağız. Yani büyük çaplı kanamalarda, uzuv kapması durumunda uygulanır. Tek kemik üzerine bulunan bak tek kemik iki kemiğin üst üste olduğu yerde turnike uygulayamazsın. Kemikler birbirine geçebilir, sıkıntı olabilir, kırılma bir meydana gelebilir. Ee, kısaca burada yazanları özetledik. Turnike uygulamasının gereken durumlar işte bak. Turnike hangi durumlarda uygulamamız gerekiyor? Çok sayıda yaralı var ise. Diğer yöntemlerle kanama durdurulamıyorsa. Sağlık kuruşuna nakli zorsa veya çok zaman alacaksa kişinin. Yani geç götürecekseniz sağlık kuruşuna eğer uzaksa mesafe. Bu durumda turnike uyguluyorsunuz ki kan kaybından gitmesin hasta. Ya da uzu kopması var ise uyguluyoruz. Yine turnikede dikkat edilecek hususlar şunlar. Bakın 15-10 5 santim genişliğinde olacak turnike uygulayacağınız madde, ip, sicil, tel gibi şeylerle turnike uygulanmaz. Yine tek kemik üzerine uygulanır. Bak turnike 15-20 dakikada bir gevşetilmelidir. İşte bizim sorumuzun cevabı. Turnike uygulayan bölgenin üzerine örtmüyoruz kesinlikle. Bir de arkadaşlar turnike uyguladığımız kişinin alnına ya da işte görülebilecek bir noktasına T harfi ya da turnike yazıyoruz ki sağlık kuruluşundaki görevliler geldiğinde turnike yapıldığını anlasın o kişiye. Ona göre işlem yapılsın. Geçelim. Taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi park etmeye örnektir? A. 5 dakikadan fazla beklemek. B. 5 dakikadan az beklemek. C. Yük yüklemek veya boşaltmak. D. Yolun kapalı olması durumunda beklemek. Sorumuzun cevabı Sizler düşünesiniz diye bir kısa bir ara verdim. Evet, cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Park etme 5 dakikadan fazla beklemeye park etme diyoruz. Zaten parkomatlar şehir içerisinde bir parkomatlar giderseniz aracınızı yol kenarına park ederseniz şehir içinde parkomatlar biliyorsunuz ücret alıyor park ücreti. Bu 5 dakikanın ise almıyor. Çünkü 5 dakikanın altında olduğunda park etme olmuş olmuyor. 5 dakika aşıyorsa bekleme süreniz orada. O zaman park etmeye giriyor unutmayın. Şimdi bakın burada zaten detaylıca açıkladık. Durma, duraklama, park etme. Duraklama neymiş? 5 dakikadır en çok. Yani aslında siz 5 dakikadan kısa bir süre yol kenarında bekliyorsanız duraklama yapmış oluyorsunuz. Onun için park ücreti vermeniz gerekmez. Eğer bazen parkomatlar bilmiyor bunu. Ücret istiyor böyle bir şey olursa vermeyin. Çünkü siz park etmiş olmuyorsunuz. 5 dakikayı aşarsa park etmiş oluyorsunuz. Bak burada yazmışız. Durma da nedir zaten? Dur işareti, kırmızı ışık, ışık defalarına uyarak durmadır ya da arıza halinde her türlü durdurulmazdır aracın. Park etme de zaten durma duraklama dışındaki uzun süreli işlemlere park etme diyoruz. Bu durma duraklama park etme ile ilgili şu var. Otobüs duraklarına 15 metre mesafeye park edebilirsiniz. Bir de arkadaşlar kam hizmeti yolculuğu yapan taşıtların kişileri indirip bindirdikleri yere durak deniyor. Bu soruda çıkıyor yine sınavda. Geçelim. Tabloya göre ilk yardımcının numaralandırılmış kazazedelerin kırık durumlarına göre uyguladığı tespit işlemi. Doğru olana D, yanlış olana Y olarak değerlendirdiğimizde hangi şıkkımız doğru olur diyor. Şimdi fotoğrafı incelediğimizde 3 tane senaryomuz var. Bildiğimizden gidelim. Köpürcüyü biliyoruz. Bu köpürcük. Bu doğru. 2 doğru. 2 doğru. Bu olamaz. Ön kol yanlış. 3 yanlış. Bu D. Bu Y. Ön kol şu şekilde olacak çünkü arkadaşlar. Bu da üst kol. Bu da doğru. O zaman cevabımız nedir? D, D, Y. Yani C seçeneği oluyor. Trafikte yaşanan stresin bireyler üzerindeki etkileriyle ilgili numaralandırılmış ifadeler D ve Y olarak değerlendirildiğinde sıralama nasıl olur? Şimdi stresli bireyler. Kaygıları artar, kalp atışları hızlanır, saldırgan tutum sergilemezler. Tek tek inceleyelim bunları. Kalp, stresli bireylerin kalp atışları artar mı? Evet. Kaygıları artar mı? Evet o da doğru. Saldırgan tutum sergilemezler diyor. Bakın burası yanlış. Saldırgan tutum sergilerler. O halde doğru cevabımız nedir? A seçeneği. D, D, Y olacak. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılır? Su ve yağ soğutmalı. Su ve hava soğutmalı. Yağ ve motorun soğutmalı. Hava ve benzin soğutmalı. Cevabımız nedir? Arkadaşlar soğutma sistemlerine göre araçlar Su ve hava soğutmalı. Su soğutmalı araçlar bizim bildiğimiz otomobiller radyatörler aracılığıyla soğutuyor mesela motor kendisini. Hava soğutmalılarda en bilinen motosikletler. Bunlar hava soğutmalı sınıfına girer. Su ve hava soğutmalı olarak ikiye ayrılır soğutma sistemine göre ayrılmalar. Geçelim. Bugün de bitirdik arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur herkes için. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sınava gireceklere başarılar diliyorum. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Beğen tuşuna hala basmadıysanız basarsanız sevinirim arkadaşlar. Abone olmadıysanız da abone olursanız iyi olur. Çünkü yeni video attığımda haberdar olmuş olursunuz. Hoşçakalın.